Muçi ne yaptı ya? Ne yaptı Muçi? Muçi ne yapmış yani? Olur kötüdür, iyidir bilmem ne. Muçi niye ıslatıyorsun abi? Yıllardır. 6. hafta tapçı mı ıslıklanır ya? Ben işçiyim, emekçiyim kardeşim. Saat 10'da maça geliyorum. Sabah işim var diyor. Haklı olabilir ama ıslıklamak doğru değil. Hiç doğru değil. Ersin dediğiniz adam 21 yaşındaki kaleci. Adam bir maç oynadı zaten, sezonda oynadı. İlk maç mı ikinci maç mı ne? Adam hata yaptı diye adamı alıyorsunuz. Böyle olmaz. Ben bugün maçı Muçi'ye yazıyorum. Sadece eli cebinde yürüdü. Sanki maçta topçu değil, bodyguard gibi sağını solunu kolluyordu. Ya takımın futbolcusunu neye göre ıslıklıyorsunuz ya? Neyine göre ıslıklıyorsunuz ya? Neyine göre ya? Yapmayın kardeşim, yapmayın ya. Abi bir dakika ya, bir dakika ya. Şu Ersin'e bu ıslık çalanlar 6. hafta çok ayıp. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Muçi ne yapmış ki? Muçi ne yaptı ya? Ne yaptı kardeşim? Muçi ne yapmış ya? Olur, olur kötüdür, iyidir bilmem ne. Muçi niye ıslıklıyorsun abi? Biz yıllardır. 6. hafta tapçı mı ıslıklanır ya? 6. hafta. Böyle bir şey var mı? Geçsin gelmesinler. TRT'de maç izlesinler. Biz müşteri istemiyoruz. TRT'de maç izlesinler onlar. Bıraksınlar o işleri. Ersin ne yaptı lan bu takımı? Bir şey söyleyeceğim abi. Taraftar diyor ki, ben işçiyim. Abi. Taraftar diyor ki, ben işçiyim, emekçiyim kardeşim. Saat 10'da maça geliyorum. Sabah işim var diyor. Haklı olabilir ama ıslıklamak doğru değil. Hiç doğru değil. Yakışmıyor abi Beşiktaş taraftarına. Yakışmıyor abi. Ersin'i, Muçi'yi niye ıslıklıyorsun ki abi? Altıncı hafta olmaz abi bu. Olmaz. Bu iş. Gelme abi taraftar. Gelme abi satıda. Gelme. Gelme abi. Islıklayacaksan gelme. Bak kavga çıktı yukarıda. Güney altta. Ne gerek var abi? Niye geliyorsun o zaman maça? Üzücü ya. Yani gerçekten. Çok ayıp. Ersin daha gencecik. Adam şampiyon yaptı abi seni ya. 12 kişilik kadroda seni şampiyon yaptı Ersin seni ya. Bu mu senin vefa borcun? Bu mu Beşiktaş taraftarı? Çok ayıp abi, çok ayıp. Gelme abi taraf. Gelmeyin abi. Gelmeyin stada falan. Aylarca söyledik bu takıma sağ bek lazım, sol bek lazım, sağ açık lazım, kanat lazım diye bas bas bağırdık. Bugün hocanın yaptığı ilk değişiklik sağ bek ve sağ açık. Kanatlar işlemiyor, bekler işlemiyor. Pozisyon üretemiyoruz. Her türlü eksik var. Merkezden gidemiyoruz, adamlar domine ediyor oyunu. Başka oyun alternatifimiz yok. Hiçbir şekilde oyun yaratamıyoruz yani. Hani buna acilen çözüm bulmaları lazım. Avrupa'da iki maça çıkmışız. 7 gol yemişiz, 1 gol atmışız. Beşiktaş böyle bir kulüp değil. Beşiktaş ağır bir takımdır. Herkes yerini bilsin, ona göre hamlesini yapsın yani burada. Hani bu insanlar bak bağırıyor, ses patlatıyor. Yazık günah ya. Dünyanın, Türkiye'nin her yerinden gelmişler yani. Yazık günah değil mi bize de? O kadar emek veriyoruz. Adam Malatya'dan gelmiş, Almanya'dan geliyor, İzmir'den geliyor, her yerden geliyoruz. Biz takımımızı destekliyoruz. Ortada böyle bir futbol izlemek istemiyoruz. Biz yönetime de kızmıyoruz. Bir önceki yönetimin yaptığı hataları bu yönetim çekiyor. Bu top Chamberlain. Kadroda var mı, oynuyor mu arkadaşlar? Nerede bu Chamberlain? Yok. Anladın mı? Kim? Kimse bilmiyor. Yazık günah ya. Beşiktaş'ın parasını yiyorlar çatır çatır yani. Ya takımın futbolcusunu neye göre ıslıklıyorsunuz ya? Neyine göre ıslıklıyorsunuz ya? Neyine göre ya? Yapmayın kardeşim, yapmayın ya. Abi bir dakika ya, bir dakika ya. Aklı var, beyni yok. Karşınızdaki Kayseri Spor değil, Frankfurt kardeşim. Takımın futbolcusuna küfür edilmez, ıslaklanmaz. Adam gibi destekleyin ya. Kimse bağırmıyor, kimse tezahürat yapmıyor. Islıklamaya gelince hepiniz erkeksiniz. Islıklamayın kardeşim. Adamların kalitesi çok iyiydi bu bir. İki, böyle bir kadroyla artık çıkmamamız lazım. Artık adam gibi ilk 11'imiz olması lazım. Bu Mert oynayacak arkadaşım, nerede? Sakat olsa da oynayacak ya, bu gerizekalı oynamayacak ya. Böyle bir şey olmayacak. Adam gibi herkes oynayacak. Bak, iki maç kaybettik. 6 maç daha var. Hadi 6'da 4 yapalım. Gene çıkıyoruz gruptan. Bak bu maçtan sonra akıl almak lazım. Lazım. Böyle bir maç olamaz. Adamların 3 tane hata var, 3 tane golü var. Ulan biraz defans yapmayı bilin be. Abi biz burada zamanında namalup çıktık bütün takımlara karşı. Leipzig'ine, hepsine. Abi ben şimdi anlamıyorum. Bizim görmediğimiz neyi gördü bu Ernest Muçi'de abi? 90 dakika maçta oynuyor ya. Bir bundan ne gördü yani? Semi giriyor. Nasıl? Transfer şart. Gerçekten şart. Transfer bu takıma şart. Bir an önce kendine gelmesi lazım bu takımın. Abi önce İlhan Usta'ma buradan selamlar. Abi bu takım, bu taraftar buraya maç izlemeye gelmemeli. Taraftar dediğin destek verecek. Burası Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı maç izlemeye gelmez. Beşiktaş taraftarı sahaya çıkar. Abi böyle sesimin kısıldığı gibi boğazı parçalanana kadar bağırır. Takımın
bir eksiği yok. Ersin dediğiniz adam 21 yaşındaki kaleci. Adam bir maç oynadı zaten sezonda oynadı. İlk maç mı ikinci maç mı ne? Adam hata yaptı diye adamı alıyorsunuz. Böyle olmaz. Bence Mert'in bir kere sahada olması gerekiyor benim fikrimce. İkincisi Semih'te bazı suçlamalar atılıyor. Bence Semih hiçbir suçu yok. Gayet de güzel oynadığını düşünüyorum Semih'in. Bence Semih güzel şeyler denedi ama ıslıklamalar, Muçi'ye ıslıklamalar, Mert'in ıslıklamaları bence çok gereksiz. Çünkü yani sonuçta maç zaten 3-0. Adamın tek başına bir suçu yok. Adam top kurtarıyor, şey yapıyor. Bence tamamen yani saçma. Aa, bu taraftar size bak bu taraftar farklı bir taraftar, tamam mı? Ne Galatasaray taraftarına benzer, ne Fenerbahçe. Anladım. Ne bileyim söyleyemedim. Ankara Gücü'ne benzemeyiz biz kime? Bursa'ya da benzemeyiz. Bir Beşiktaş taraftarı. Biz takımı seviyoruz, anladın mı? Biz gönül vermişiz ya. Ya nedir abi 80'de çıkıp gitme? Sonuna kadar bekleyeceksin kardeşim. Yani bu Beşiktaş ya. Sen bunu yani şey galibiyete sevemezsin sen bu takımı ya. Bu takım bak 3 yaşındaki çocuk yemin ederim aşık oluyor ya. 3 yaşındaki çocuk aşık oluyor bu takıma. Bu takımı seven gelsin, anladın mı? Sevmeyen gelmesin kardeşim. Gidin televizyondan açın bak TRT'de nedir hepsi veriyor da. Gidin abi gidin. He gidin acuncu olun, ne bileyim oncu olun, buncu olun. Abi Beşiktaş olmayın ya. Beşiktaş bize kalsın. Adam diyor ki ben Beşiktaş'ı seviyorum, ayrı seviyorum. Kardeş sen Beşiktaş'ı sevmiyorsun. Sen Beşiktaş'ı sevsen farklı olursun. Abi biz var ya. Bak bu takım 10 maç üst üste yenilsin. Beni burada görme. Tam adam değil dersin. De. Kabul ediyorum ya. Ben kabul ediyorum. Ben Beşiktaş'a bağlanmışım abi. Anladın mı? Ben Beşiktaş'ın bağımlılıyım. Bak bu arkadaşlar da emin ol. Bağımlısı. Çünkü adamlar çıkmış. Bak kaçıncı dakika? Bekliyorlar. 100. dakika. 120. dakika bak hayla. Bak müzik çalıyor ama bu adamlar eve gitmemiş. Niye? Bu adamların ne suçu var? Bu adamlar futbol istiyor. İstiyor. Oynamak istiyor. Ama yemin ederim takım hırslı. Bak Paulus da hırslı. Masuak hırslı. Yani takımı sayayım sana. Takımın hepsi hırslı. He o çocuk ne? Muçi mi dinledi var ya. Abi oynayamıyor ya. Abi ne oynayamıyor. Frankfurt'a 5 mi atalım? Yani atamayız zaten. Yani Frankfurt Bayern Münih. Bak inan ki Bayern Münih Frankfurt maçını izleyin. Beşiktaş kadar etkili olamayacak. Vallahi bugün bak etkiliydik maçı. Özetini izleyin. Biz maçı izleyemiyoruz abi. Ne olduğunu göremedim. Masuak'ı gol atmış. Biz yakalayamıyoruz ki. Bağırmaktan yok. Aa bak ses bitti. Penaltı kaçırdı. Ses bitti. Adamın kalecisi 3-4 tane net pozisyon çıkarmış. Taraftar oyuncuyu sıklıyor. Abi ben anlamadım yani. Nasıl bu kadar galibiyet odaklı olabiliyorsunuz ya? Ya biz zaten bizi Fener'den Galatasaray'dan ayıran tek şey bu. Bu takımın yıllardır parası mı oldu? Süleyman Seyban'ın cebinde para mı vardı? Yoktu baba. Ne yani ne zaten parası ne parası ya? Param vardı abi önceden, ne diyorsun sen? Adam abi poşetle geliyor ya, poşet. Bak poşete koymuş kramponu, öyle geliyor, anladın mı? Metin Ali Feyyaz zamanı ya. Aynen. Fazla öteye gitme ya. Anladın mı abi? Tek bir şey söylüyorum. Biz sevinmek için sevmedik Beşiktaş'ı. Ölümüne seviyoruz. Her şeye rağmen Beşiktaş. Başka da büyük yok. Bizim için yok. Bizim için yok. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Senelerdir şahşalık kadrolar kuruluyor. Demek ki Avrupa'da başarı falan kimse beklemesin. Ben burada Avrupa Birliği'ne bir seslenmek istiyorum. Türk milletine kapılarını değil, Türk takımlarına kapılarını kilitlesinler. Ciddi söylüyorum ya. Rahat edelim ya. Bak rahat ediliriz. Ciddi söylüyorum. Ben bu arkadaşları bugün stadın dışında bekledim. Fenerbahçeliyim diye desteğe de geldim. Adam. Dedim ki Beşiktaş'ı da destekleyeyim yakından. Ya Fenerbahçe Twente ile oynuyor. Yemin ediyorum Bayern Münih muamelesi yapıyoruz adamlara ya. Galatasaray Bidinköy takımı. Ya bugün Galatasaray'ın gol yediği oyuncu matematik hocası. Sol bekleri sanayide çalışıyor. Allah belamı versin ya. Gittim araştırdım. Ya diyorum ki ya bu Türk milletinin kapılarını açın, Türk takımlarının kapılarını yani kapatın. Demek ki olmuyor. Icardi de gelse, Dzeko da gelse, Aboubakar da gelse olmuyor. Sistemde sıkıntı var. Sistemle Türk hakemleri. Federasyon o kadar alıştırmış ki bizim oyuncuları Türk hakemlerine. Yat babam ver. Yat babam ver. Yat babam ver. Her girene sarı kart verme. Sen böyle bunları alıştırırsan olacağı budur. Senelerdir de bu oldu. Hiçbir şekilde değişmedi. Başarı falan kimse beklemesin. En fazla bir sene gideriz çeyrek falan oynarız. Onu da 20 sene anlatırız. 20 sene anlatırız. Hala Beşiktaşlı arkadaşlarım diyor namalip çıktık. Galatasaray UEFA Kupası Fenerbahçe yarı final. Baba geçelim. Ha buna razıysak şimdiden söylüyorum kapları kilitleyelim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bu arada söylüyorum Beşiktaşlı arkadaşlarım için de bunu söylüyorum.
Immobile niye değil Mustafa? Hekim olup hekim olu değildir. Beşiktaş bu kadar küçük değildir. Kimse kusura bakmasın. Sen Cenk'i gönderiyorsan onun yerine bir yedek koyarsın. Mustafa Hekimoğlu değildir. Beşiktaş taraftarı kesinlikle biz Fenerbahçeliler olarak 3 sene bunu yaptık. Beşiktaşlılar aza tahammül etmesinler. Bu maç şanssızlık oldu, talihsizlik oldu. Kanatlar yerine dikini oynasak bence bu maçı alabilirdik. Kanatları tercih ettiler. Kanatlarda çok başarılı olamadık. Sağ ve solların değişmesi lazım acilen. Kadro derinliğimiz de yok. Bugün takımımız kötüydü. Olur öyle şeyler. Canımızı sıkmamak lazım. Frankfurtlar taş gibi top oynuyor. Anlıyor musun? Onlar gelmişler burada Alman mentalite oynuyor. 90 dakika konsantrasyon. Bizde Onur bulup topa giriyor. Oyuna giriyor. Top almıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi araya gireyim. Eyvallah. Araya gireyim. Frankfurt taş gibi oynuyor dedin. 15 dakika yatarları var. Yani biraz da yakında Acı Badem var. Oraya götürebiliriz yani. Abi ben bir şey söyleyeyim. Şunu ekleyeyim. Bu Semih Kılıçsoy niye oynamıyor? Ben çok şaşırıyorum yani. Bu hoca nasıl başladı bu lige? Semih Kılıçsoy, Immobile, Rafa, kanatta Raşit Sağ. Nasıl oynuyordu bu takım? Hücum oyunu oynuyordu. Bu Ajax deplasmanıyla hocaya ne geldi ben bilmiyorum. Burası Feyenoord değil hocam. Yani artık aklını başına mı topluyorsun? Bak dördüncü maç bu. Burası Feyenoord değil. Burada başarı şart. Burada şampiyonluk istenir. Avrupa'da da başarı istenir. Bazı arkadaşlar diyor ki biz Avrupa'yı böyle şey görmüyoruz. Yedek oyuncu falan. Öyle bir şey yok. Ligde 20 maç kazanıyorsun. Avrupa'da bir galibiyet aynı para. Bu takımın ekonomisini de düşünmek lazım. Onun dışında João Mario sürekli oynuyordu. Ne oldu? Bu maç yine kesti. Şimdi Muçi'ye yükleniyor herkes. Abi Muçi kanat mı? Yani biri söylesin bana yani Muçi kanat mı oynuyor? Muçi'nin suçu ne? Aynı fikirdeyiz. Onun dışında Onur Bulut bu takımda nasıl oynar ben hala anlamıyorum. Bu Beşiktaş altyapısında bir tane sağ bek çıkmıyor mu? Yani Onur Bulut Rafa ile oynadı. Rafa bir anda zeka geriliği başladı adamda. Adam adım atamıyor ya. Topu çekiyor, öne gidiyor, bir daha geliyor, ofsayttan çıkıyor. Gene Onur görmüyor. Ya dediğim gibi yani ya hoca aklını başına alsın ya da bir de şunu da söyleyeceğim. Taraftar futbolcu sıkmıyor ya. Yönetim de artık aklını başına alsın yani. 1250 liraya kale arkası satarsan taraftar değil buraya müşteri gelir. O da futbolcunu sıkar, 80'de de çıkarlar. Zaten Frankfurt deplasman tribünü artık dörde mi bölüyor? Fener gibi baklava mı yapıyor? Altlı mı üstlü mü yapıyor? Ne yapıyorsa yapsın ben 90 dakika Frankfurtları dinlemek zorunda değilim ya. Adamlar Almanca bile küfür etti bize. Kim gelse şu deplasman tribünde şov yapıyor. Ya şu Batı altı artık ne yapıyorsanız yapın ya o fiyatları düşürün. Ya da kardeşim bu stada müşteri gelmesin ya. Evinde daha rahat izleyebilirsin. Sayın Batı altta oturanlara söylüyorum. Güney altta oturanlara söylüyorum. Evinizde çok daha rahat izleyebilirsiniz. Daha az para verirsiniz. 100 liraya izleyebiliyorsunuz. Gidin orada izleyin. Bu stada gelmeyin. Bağırmayacaksanız gelmeyin abi. Nasıl rahatınızı bozuyorsunuz o trafikte buraya geliyorsunuz ben anlamıyorum. Story çekeceksiniz diye stada geliyorsunuz. Gelmeyin abi. Muçi'yi ıslıklamak nedir ya? Bunlar genç adamdı. Ersin'i ıslıklıyorsun ya. Ersin seni şampiyon yaptı şampiyon. Kim vardı? Herkes çekip gitti. Yani Beşiktaş yeterli mücadele edemedi. Özellikle kanatlarda büyük eksiklerimiz var. Yani Raşika hiç giremiyor. Svensson hata yapıyor. Özellikle Udukay'ı da hiç beğenmedim. Beşiktaş'ın en az 2-3 tane transfer yapması lazım. Bunu yapmazsa ligi de kaybedecek. Yani şunu da ekleyeceğim. Yani Cenk'i niye tutamadık takımda? Şu an Beşiktaş'ta kafa vuran oyuncu yok. Cenk Tosun olsaydı bugün en az 2 tane atacaktı. Ben inanıyorum. Yani gidenler şu an gelenleri aratır durumda. Yani buradan başkana sesleniyorum. Bir sol kanat, bir forvet, bir de sağlam stoper. Bunları almasak lig de gider. Şu an gerçekleri görelim. Ekim ayından Mayıs'ı görelim istiyorum. Üzüntülüyüz. Abi İngiltere'den geliyorum. Moralim İngiltere'den sıfır. Nereden? Aynen bu. Manchester'dan geliyorum baba. Yani o penaltı kaçmaz. Penaltı atacaksın aga. Almışsın penaltıyı. Atacaksın abi. Ne olursa olsun yani. Yani o takıma ekstra enerji verecek. Yani eksiklerimiz var. Transfer şart. Yani bu kadar bu taraftara yazık yani. Vallahi dediğim gibi Frankfurt'un taraftarları öncelikle sonra kalecisi sonra oyuncularını tebrik ediyorum. Ama biz bu maçta pasif bir maç oynadık. Yani Frankfurt'un izin verdiği bir futbol oynadık biz. Yine de çok güzel 90 dakika pres yaptık. Sonunu getiremedik. Ana sebebi bizim Fenerbahçe'de olduğu gibi Dzeko, Immobile gibi topçular yaşlı topçular. Ve 60'tan 65'ten sonra tıkanıyor adam. Doğal olarak 34 yaşında Immobile dediğiniz adam. Immobile'nin arkasına birini alamıyoruz Mustafa'dan ötürü. Mustafa'yı yapabiliyorsak Championship'te oynayabileceği bir takıma yollayıp kiralayıp 6 aylığında en azından iyi bir forvet almamız gerekiyor. Bu takım bu sene bu ligde şampiyon olur.
Öyle ya da böyle biz bu sene şampiyon olacağız vura kıra. Ama Avrupa'ya gelince de ikinci devrede, devre arasında en azından kanat transferi şart. Kanatlardan geliyoruz. Her atak kanattan geliyor. Ama kanat yok. Kanat yoksa biz nereden geleceğiz? Adamlar 2 metre orta açmayı deniyoruz hala. Adamların da maşallah var. Berlin duvarı bu kadar iyi işlese Avrupa'nın hali çok daha farklı olacaktı. Frankfurt duvarı müthiş işledi. Helal olsun hepsine. Ama biz bu sene, biz bu maçta taraftar olarak çok kötüydük. Ya bütün bir stadı nasıl rakip takımı taraftarını duyabiliyor ya? Bütün bir stat duydu şaka gibi. Televizyonda izleyen adam duyuyor. Biz duyuyoruz. Yeter ayıptır ya. Oyuncular duyuyor. Oyuncunun morali bozulur. İnsan olalım az biraz. Bağıralım sesimizin son çıktığı yere kadar ya. Abi iki maç kazandık. Gaza geldik çok iyi çok iyi diye. Şimdi yapmadıkları transferlerin acısını çekiyoruz. Komple yönetime yazar bu. Daha yeni başladı. Göreceğiz devamında ne olacak. Çok güzel bir ritimleri var abi taraftarların. Bizim orada Muçi'ye eğer yani gerçekten şampiyonla oynarken ıslıklamamız çok yanlış. Geçen sene biz Muçi geldiğinde güzel oynadığında hepimiz Muçi ıslıklamak yerine çok güzel böyle herkesin editi geliyordu böyle. Muçi çok güzel topçu. Şimdi Rafa'ya aynısını yapıyoruz abi. Seneye şimdi Rafa'yı kötülerler. Seneye Rafa'yı ıslıklarlar. Yani şu an şampiyonluğu oynuyoruz abi. Şampiyonluğu oynayan bir takıma Muçi'ye bunu yapılmaz. Helalsini hiç yapılmaz. 2021 yılında bizi şampiyon takmi yapmış bir adam bu. Biz yaklaşık 2-3 hafta önce Lugano maçına geldik buraya. Yine ben buraya konuştum. O zaman da demiştik sağ bek şart, sol bek şart ve kanat şart. Bugün kanat eksikliğinden dolayı Muçi'yi sol kanada koymak zorunda kaldık. Bu adamın kanat vasfı yok. Gidiyor gidiyor topu çekiyor, hop bekliyor. Gidiyor gidiyor topu çekiyor, bitiyor. Svensson, abi yarı devreden sonra o da bitiyor. Ciğer bitiyor, yerlerde yatıyor. Bu adamı bekliyoruz. Abi yapacak bir şey yok. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Immobile'ye bugün laf söyleyenler çok oldu taraftarlardan. Adam her maç gol atacak diye bir şey yok yani, o da insan sonuçta. Şimdi Beşiktaş'ın en az kayıpla kendisini devre arasına atması gerekiyor. Bize net bariz iki tane kanat lazım. Sağ bek lazım, sol bek lazım. Ve Beşiktaş'a çok kreatif bir 6 numara da lazım. Kimse bu eksiği görmüyor ama en az kayıpla devre arasına kadar gidersek biz ikinci yarı ligi götürürüz. Zaten ligden herhangi bir korkumuz yok ama Avrupa'da averaj takımı olmak istemiyoruz. Şu an çok zor maçlarımız var. Yani Galatasaray gibi kolay bir fikstürümüz de yok. Çok zor maçlarımız var. En az bir 9-10 puan almamız lazım ki playofflara kalabilelim. Şu an içerideki ilk maçımızı kaybettik. Bilbao maçı var. Bu maçtan daha zor olacak. Alabileceğimiz 2 maç var, 6 puan. Yani şu an oyun deplasmanda galibiyete yetecek bir oyun değil. Gio'nun bir çözüm bulması gerekiyor. Muçi ile olacak iş değil bu. 90 dakika. 90 dakika bu taraftara kanat almadınız, o Muçi izlettiniz. İleri gidemeyen Muçi izlettiniz. Bu taraftara yazık ya. Avrupa bunu mu hak ediyor ya? Beşiktaş bunu mu hak ediyor ya? Bence maç mağlubiyeti tek oyuncunun üzerine yazmamak gerekiyor. Takımın da ben kötü oynadığını düşünmüyorum. 2 gol beklentisi üretmişsin. İyi oynadık. Rakiple aranda güç farkının ortaya çıktığını düşünüyorum. Adamlar Bundesliga ikincisi. İyi oynayan bir takım. Hak ettin. Her şeyi denedin. Muçi evet kötü oynadı. Masuaku'nun eksikleri var. Ersi kötü. Ama bu takım sahaya ruhunu koydu, mücadele etti. Ligde işini yapacaksın. Devre arasına kadar da 9 puan topla buraya kadar. 10. sıraya çık, playoff oyna. 2 transferle bu takım Avrupa'da işi götürür. Ama önemli olan takımın buraya ruhunu koymasıydı ve ben takımın sonuna kadar mücadele ettiğini düşünüyorum. Ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben bugün Beşiktaş'ın zaten bütün taraftarımızı ayağına ve eline koluna her şeyine sağlık. Öncelikle yüreğine sağlık. Bütün taraftarımı yürekten gönülden tebrik ediyorum. Hepimiz duyduğumuz gibi sesimiz gırtlaklarımızdan çıkıyor artık. Ben bugün maçı Muçi'ye yazıyorum. Sadece eli cebinde yürüdü. Sanki maçta topçu değil, bodyguard gibi sağını solunu kolluyordu. Ben Masuaku'nun çok eksikleri var. Biraz tamamlanması lazım. Ligde maç seçiyor ve bunu da Avrupa'da da yansıttı bugün. Masuaku'nun maç seçmemesi lazım. En önemlisi bu. Yani bugün Rafa'dan da beklentimizi gerçekleştiremedi. Takım oynayamayınca Rafa'da bireysel tek başına bir şey yapamıyor. Gerson, Rafa bugün eksikti. Yani Immobile de tabii atamadı. Atamayınca da olmadı. Yani tek kale oynuyorduk. Taraftarımız da sonuna kadar destek verdi. Biraz da şans lazım. Şans bugün yüzümüze gülmedi. Belki rakip kaleci kariyerinin en iyi maçına çıktı. Yani böyle bir maç asla bir daha oynayacağını hiç zannetmiyorum. Yani biz tek kale oynuyorduk. 90 dakika tek kale oynuyorduk ama girmiyor. Yani biraz şans olması lazım. Kanattan daha önce şu deplasman tribününün yerini bir değiştirsinler. Artık Allah rızası için şu deplasman tribününü bir güneye alsınlar, tamam mı? Orası zaten bomboş. Kimsenin sesi çıkmıyor. Şunu artık bir güneye alsınlar. Tam 90 dakika Frankfurtları dinledik bütün taraftar olarak. Şunu ilk önce yani o yok yalıtımmış bilmem neymiş falan. Taraftarın yerini, deplasmanın bir yerini değiştirsinler. Ondan sonra şunu söylüyorum. Taraftar üzülmesin. Biz Beşiktaş camiası olarak Avrupa'yı bu sene önemsemiyoruz. Ajax maçında çıkan kadro,
bu sene çıkan kadro, yani bu maçta çıkan kadro, Onur Bulutlar, Onanlar, bu bizim oynamayan oyuncuları deneme yerimiz olarak görüyor galiba Van Brokos ve yönetim. O yüzden üzülmeyin, biz lige odaklanalım, koyup geçelim. Saat gecenin 12.30'u, taraftar her zaman burada, her zaman da burada olmaya devam edecek, bu böyle biliniyor. Ama biz ligde şampiyon olabilecek bir kadroya sahibiz, kabul, ama Avrupa'da yokuz. Avrupa'da 36 takım içerisinde 36. sıradaysak eğer, bu takımda bir şeyler yanlış gidiyor. Anlatabildim mi? Yani kalkıp da kanadın yoksa uçamazsın. Kanatsız hiçbir şeye yarayamazsın. Senin bekin orta açmıyor, sol bekin. Sağ bekin zaten yaşayan ölü. Raşista zaten yok. Muçi ileride bitmiş. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde olmaz ama taraftar cefa çekmeyi biliyor. En büyük taraftar futbolcular sahtekar. Hiç iyi değil bu ilgili. Hiç güzel top oynamadık. Kadro da güzel değil. Sergen Yalçın geldi. Sergen Yalçın gelsin. Şimdiden Sergen Yalçın gelsin, evet, diyorsunuz. Gerçekten mi? Tamam. Abi ben içimdeki sevdayı kırmak için 4 haftadır okul harçlığımı köşeye atıyorum. Yani ben bu sevdanın siyahını da seviyorum, beyazını da seviyorum. Bu yol sadece siyahını, beyazını sevenlerle yürünmez. Siyahını da seveceksin. Bizi ayıran şey o zaten. Fenerli dediğin adam cebinde parası var. Benim cebimde param yok. Sadece şunu iki kelime bağırıyorum. Ya ses tellerim bitti ya. Şimdi 15 dakika 20 dakika sonra metro kapanacak. Ben hala burada dediğim şey sevdamı insanlar görsün. Beni öbürlerinden ayıran bir şey olsun. Ben ona bir iki şey demek istiyorum. Ya abi hak, bu olmaması gerek ya. Ya bu kadar artmaz ya filet. 1200 lira Allah için. 1200 lira veren adam sesini yorar mı Allah için? Ya müşteridir abim bu. Vallahi ben eve nasıl gideceğimi bilmiyorum. Allah kitap şerif.